Geçen hafta dördüncü mukaddimeye başlamıştık. Yarısı bitti. Diğer yarısındayız. İlk ihtilaflardan bahsetmiş. 10 tane ihtilaflardan bahsetmişti. Hazreti Ali dönemiyle bitirmişti. وَنْقَسَمَتِ الْاِخْتِلَافَاتُ بَعْدَهُ اِلَى قِسْمَيْنِ Ondan sonra, yani Ali'den sonra, Hazreti Ali'den sonra ihtilaflar ikiye ayrıldı. أحدهما الاختلاف في الإمامة والثاني الاختلاف في الأصول diye bitirmiştik. İmamette ihtilaf, imamet halifelikle ilgili ihtilaf ve ikincisi de usulde inanç esaslarında ihtilaf demişti. Burada kalmıştık. Buradan itibaren başlıyoruz. الاختلاف في الإمامة على وجهين İmamet hususundaki ihtilaf iki şekilde olmuştur. İki görüş vardır burada. Ahadihima mecrur olduğu için ya da ahaduhuma istinaf yapıp okuyabiliriz demiştik. Birincisi el-kavlu bi ennel imamete tesbutu bil ittifak vel ihtiyar. İmametle ilgili birinci görüş imametin ittifak ve ihtiyarla ittifak yani üzerinde ittifak edilmesiyle insanların ümmetin üzerinde ittifak etmesiyle sabit olur ve ihtiyar tercih tercihül umme ihtiyarla seçimle olur anlayışıdır. İkincisi ise ve thani el kavlu bi ennel imamete tesbutu bin nas ve tayin. Bu da Şia'nın görüşü oluyor. İmamet nas ve tayin ile sabit olur görüşü. Femen kâle innel imamete tesbutu bil ittifak ve ihtiyar. Diyor ki imametin ittifak ve ihtiyarla üzerinde ittifak edilmesi ve seçimle olduğunu söyleyenler gale şunu da demiştir. Bi imameti kulli men ittefakat aleyhil ummetu. Yani ümmetin üzerinde ittifak ettiği herkesin imametini kabul ederler. Gale bihi yani kabile ev hakeme. Onun imametini kabul ederler demek. Ev cemaatun mu'tebaratun minel ummeh. Yani kullu men ittefakat aleyhil umme ev kullu men ittefakat aleyhi cemaatun mu'tebaratun minel ümmetten muteber bir grubun yani hani buna ehli hal akt işte şura ehli vesaire başka isimler de verilebilir. Ümmetin veya ümmetten muteber olan bir grubun ittifak ettiği üzerinde ittifak ettiği kişinin imametine bunlar kail olur. İmma mutlakan mutlak manada üzerinde ittifak edilmiş, hiç şart şurt yok. Ve imma bi şartın yekune kureşiyen, Kureyşli olma şartıyla, ala mezhebi kavmin bir bakış açısına göre, mesela birilerine göre Kureyşli olma şartı var. Ve bi şartın yekune haşimiyen, daha spesifik olarak haşimi şartı arayanlar var. Ala mezhebi kavmin bir başkasının görüşüne göre ila şeraite uhra kema seyeti ileride geleceği üzere ve başka şartlar. Yani burada üzerinde ittifak edilen kişi seçimle iş başına geliyor. İttifak cema şeyin ümmetin tamamı da ittifak etmiş olabilir bu görüştekilere göre ya da muteber bir grubunki de olabilir. Burada özel şartlar Kureyşli olma, Haşimi olma şartı bunlar fark etmiyor diyor. Ve men kâle bil evveli birincisini düşünen, birincisini söyleyen yani ittifak ve ihtiyar düşüncesini ittifak ve ihtiyarla sabittir diyenler aynı zamanda kâle bi imameti Muaviyete ve evladihi ve ba'dahum bi hilafeti Mervane ve evladi bu düşüncede olanlar Muaviye ve çocuklarının ve daha sonra onlardan sonra da Mervan bin Hakem ve çocuklarının hilafetini kabul etmiş demektir. Vel havaricu İctema'u fi kulli zamanin ala vahidin minhum bi şartı. Hariciler ise bunlar her zamanda, her zaman, her şartla ala vahidin minhum bi şartı en yabqa ala muqtada itikadihim. Onlar ise kendi inançları, itikatlarının gereği üzerine olma şartını getirmişler yani harici olma şartını. Ve yecri ala sunenil adli fi muamelatihim. Tabi bu onların muamelelerinde, davranışlarında adalet üzere hükmeder ve illa hazeluhu ve halauhu ve rubbuma kateluhu. Böyle olmazsa
Onu hazeluhu terk ederler, terake. Hala'uhu hal ederler. Ve rubbema kateluhu, hatta öldürebilirler bile. Bir de haricilerin burada bakış açısını söyledim. Devam ediyoruz. Ve men kâlu innel imamete tesbutu bin nas. İmametin nas ile sabit olduğunu. Nas tabi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif oluyor. Bu konuda bir nas var. Biliyorsunuz Şia nas ve tayin düşüncesinde. Örneğin onlar Maide 67'yi Hazreti Ali ve çocukların imametinin nas'tan delili, Gadir-i Hum olayını da tayinin örneği olarak verirler. Resulullah'ın bu nas'a uygun hareketi diye. Şimdi imametin nas ile sabit olduğunu söyleyenler ise ihtelefu ba'da Ali'yim radıyallahu anhu. Hazreti Ali'den sonra bunlar ihtilaf etmişlerdir. Feminhum men kâle innehu nassa alâ ibnihi Muhammed ibnil hanefiyyeti. Bazıları demiş ki bu Şiilerden bazıları Ali, Hazreti Ali kendinden sonra oğlu Muhammed bin Hanefi'yi bir tansiste bulundu. Onun imam olduğunu, halife olduğunu söyledi demişler. Ula'humul Keysaniyetu. Bunlar Keysaniye fırkasıdır. Sümme ihtelefu ba'dehu. Sonra Muhammed bin Hanefi'ye de biliyorsunuz Muhammed bin Hanefi'ye Hazretleri Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma annemizden sonra yapmış olduğu evlilikten olma Kabule binti Cafer annesi onun Hazreti Ali'nin oğlu Cemal Levessif'inde onun yanında yer almış faziletli alim bir şahsiyet. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَمُتْ Bazıları da Muhammed bin Hanefiye'den sonra ihtilafa düştüler. Demişler ki o ölmedi, Muhammed bin Hanefiye ölmedi. وَيَرْجِعُ فَيَمْلَ الْاَرْضَ عَدْلًا Dönecek, recat edecek ve yeryüzüne adalet getirecek. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اِنَّهُ مَاتْ Bazıları öldüğünü söyledi. وَانْتَقَلَتْ الْاِمَامَةُ بَعْدَهُ اِلَى اِبْنِهِ اَبِي هَاشِمٍ O öldü, imamette ondan sonra oğlu Ebu Haşim'e geçti diyenler var. وَفْتَرَقَ هَاُولَى Bunlar da yine ne yapmışlardır? İhtilafa düştüler. Yani bu nas tayin düşüncesinde olanların durumunu söylüyor. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْاِمَامَةُ بَقِيَتْ فِي اَقَبِهِ وَصِيَّةً بَعْدَ وَصِيَّةً Bazıları demiş ki Ebu Haşim'den sonra vasiyet peyderpey vasiyetle devam etmiştir demiş. Ve minhum men kâle innehâ intikalet ilâ gayri, başkasına intikal etti demiş. Ve ihtelefû fî zâlikel gayr, bu başkasının da kim olduğu konusunda ihtilaf etmişler yine. Bu başkası farklı olabilir yani. Ve minhum men kâle huve beyan ibn-i Sem'anil en-Nehdi, bazıları beyan bin Sem'anil en-Nehdi olduğunu söylemiş. Ve minhum men kâle huve Ali ibn-i Abdillah ibn-i Abbas'in Ali bin Abdullah bin Abbas olduğunu söylemiş. Ve minhum men kâle huve Abdullah ibn Harb'in el-Kindi, Abdullah bin Harb-i Kindi olduğu söylenmiş. Ve minhum men kâle huve Abdullah ibn Muaviye ibn Abdullah ibn Cafer ibn Ebi Talip olduğunu söylemiş. Yani burada işte Abbas oğullarına, Cafer oğullarına ya da Beyan bin Sem'an gibi başka isimlere de ilgili görüşler olduğunu söylüyor. Ve haulâ kulluhum yekulûn inne'd-dîne ta'atu raculin. İşte bunların hepsi de diyorlar ki din bir kişiye itaatle mümkün olabilir. İnne'd-dîn ta'atu raculin. Din bir kişiye itaat etmektedir. Ve yetevvelûne ahyâme'ş-şer'i. Ve bunlar Kur'an'ın, şeriatın hükümlerini kullaha alâ şahsin muayyenin belli bir şahıs üzerine tevil ediyorlar. Kemâ setetî mezâhibuhum bunların mezhepleri, görüşleri gelecek. Ve emmâ men lem yekul bin nasi alâ Muhammed ibnil hanefiyyeti. Muhammed bin Hanefiyye'nin için nas görüşünü söylemeyene gelince, yani Muhammed bin Hanefiyye mansusun aleyh, o da işaret edilmiştir demeyene yere gelince, fekâle bin nasi alel Hasan vel Hüseyin radıyallahu anhıma. Bunlar da Hazreti Hasan ve Hüseyin'in imametinin nasıl olduğunu söylemişler. وَقَالَ لَا اِمَامَةَ فِي الْأَخَوَيْنِ Normalde iki kardeş arasında imamet olmaz. Yani peşi sıra kardeşler arası imamet olmaz. اِلَّا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ Ancak Hasan ve Hüseyin hariç radıyallahu anhuma. ثُمَّ اِخْتَلَفُوا Sonra ihtilaf etmişler bunlar yine.
فمنهم من أجرى الإمامة في أولاد الحسن، بعضları Hazreti Hasan'ın çocuklarından imameti devam ettirmiş. فقال بعده بإمامة ابنه الحسن، demişler ki Hasan'dan sonra onun imam şey Hasan'ın oğlu da olduğunu söylemişler. Sümme İbni Abdillah, sümme İbni Muhammed, sonra oğlu Abdullah, oğlu Muhammed. Şu kapıyı açayım arkadaşlar, pardon. Evet, pardon arkadaşlar. Sümme İbnihi Muhammed, sonra oğlu Muhammed'de devam ettiğini söylemişler. Sümme Ahihi İbrahim el-İmameyn ve onun kardeşi İbrahim'de olduğunu söylemişler. Bu Muhammed ve İbrahim kad haraca fi eyyamil Mansur. Bunlar Mansur zamanında, 2. Abbas halifesi Mansur zamanında bunlar isyan ettiler. Fakutila fi eyyamihi, Mansur'un zamanında öldürüldüler. Ve min haulâ'i men yekûlu bi rıc'ati Muhammedin il imam. Bu taraftarlardan bazısı Muhammed'in, İmam Muhammed'in rıc'at edeceği fikrinde. Ve minhum men ecral vasiyyete fi evladil Hüseyin. Bazısı da Hazreti Hüseyin'in çocuklarında vasiyet olduğunu, imametin devam ettiğini söylüyor. Ve kâle ba'dahu bi imameti ibnihi Ali ibnil Hüseyin Zeynül Abidin Nassan aleyh. Bu tabi artık İmamiye'nin şeyine girmiş oluyor. İmamiye'yi tarife. Ve ondan sonra da oğlu Ali bin Hüseyin, Zeynül Abidin, Seccat, Bekka lakaplarıyla da bilinen Ali bin Hüseyin. Nassan aleyhi, kendisine işaret edilmek suretiyle onda olduğunu söyleyen var. Sümme ihtelafu ba'dahu, sonra Ali bin Hüseyin'den sonra da ihtilaf ettiler. Fakalet Zeydiyetu bi imameti ibnihi Zeyd. Zeydiye demiş ki Zeyd bin Ali'nin, yani Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin oğlu Zeyd'de imametin devam ettiğini söylemiş. Ve mezhebuhum enne kulle, bu Zeydiye'yi şimdi tarifliyor, tarif ediyor. Zeydiye'nin görüşü fe mezhebuhum ve mezhebuhum enne kulle Fatımiyyin haraca huruc eden, İsyan eden her Fatimi ve huve alimun, alim olacak, zahit, zahit olacak, şuca'un, cesur olacak, sahi, cömert olacak, kâne imamen vacibel ittiba. Yani Fatimi, ben imamım diye açıkça kendini gösterecek, aleniyet var. Alim, zahit, cesur ve cömert olan her Fatimi ve ben imamım diye çıkan her Fatimi, kâne imamen vacibel ittiba, ittibası zorunlu, itaati zorunlu imam olarak görülüyor. Ve cevve zurucu al imamet ila evladil hasen. Zeydiler tabi imametin Hasan'ın çocuklarından devam etmesini de caiz görüyorlar. Yani hem Hasan'dan hem Hüseyin'den imameti devam edebileceğine inanıyorlar. Sümme minhum men vakafa ve kâle bir rec'a. Bunlardan da tabii yine vakfedip, tevakkuf edip rıcaat düşüncesini dile getiren olmuş. Burada genel bir ne yaptı şimdiye kadar? İşte şeyin imametin ihtiyarla olduğunu söyleyenlerin genel yaklaşımını verdi. İmametin nas ve tayinle olduğuna inananlardan, gene Şiilerden bahsetti. Onların kendi içindeki farklı yaklaşımları dile getirdi. Devam ediyor tabii. Ve minhum men saqa ve qala bi imameti kulli min hada haluhu fi kulli zaman. Yine onlardan imameti devamıyla ilgili dediler ki kul ve kale bi imameti kulli men min hada halu fi kulli zaman, her zamanda hali böyle olandan devam edecek, devam eder diye imameti sevk edenler oldu. Ve se'ti fîmâ ba'du tafsilu mezahibihim, bunların da mezheplerinin detayı inşallah gelecek diyor ileride. Ve emmel imamiyyetu, imamiyeye gelince فَقَالُوا بِاِمَامَةِ مُحَمَّدِ اِبْنِ عَلِيِّنْ الْبَاقِرِ نَصَّنْ عَلَيْهِ. Bunlar dördüncü imama kadar saymışlar Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin. Daha sonra بِاِمَامَةِ مُحَمَّدِ اِبْنِ عَلِيِّ الْبَاقِرِ, Muhammed Bakır'ın imametini savunurlar. ثُمَّ بِاِمَامَةِ جَعْفَرِ اِبْنِ مُحَمَّدٍ السَّادِقِ وَصِيَّةً اِلَيْهِ, Muhammed Bakır نَصَّنْ عَلَيْهِ, Cafer Sadat'a da vasiyeten ileyh, nassen vasiyeten, aynen yani nas olarak yani bizzat işaret edildi
ya da vasiyet ile. Sümme ihtelefu ba'dahu fi evladi. Sonra Cafer-i Sad'ın çocukları hakkında ihtilaf ettiler. Menil mansusu aleyh. Kim mansusun aleyh kimdir? Kim hakkında nas vardır diye ihtilaf ettiler. Ve hum hamsetun. Bunlar da beş kişidir. Cafer-i Sad'ın beş çocuğu. Bunlar kim? Muhammed, İsmail ve Abdullah ve Musa ve Ali. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالْ بِاِمَامَةِ مُحَمَّدٍ وَهُمُ الْعَمَّارِيَّ Ammariye denilen grup Muhammed'in olduğunu söyledi imametini. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِاِمَامَةِ İsmail İsmail'in, İsmaililer onlardan imametine kail olanlar ki وَاَنْكَرَ مَوْتَهُ فِي حَيَاتِ اَب۪يهِ وَهُمُ الْمُبَارَك۪يَّ Bunlar tabi onun babasının hayatındayken yani Cafer-i Sadık daha hayattayken oğlu İsmail'in öldüğünü inkar ettiler ve İsmail'in imametine kail oldular ki ve humul mübarekiye bunlar da mübarekiye diye biliniyor. Tabi burada ihtilaflar var arkadaşlar. Yani İsmail'in babasının hayatındayken öldüğünü kabul edip sonra oğlu Muhammed'den devam ettiği şeklinde de çünkü kayıtlar var. Ve min haula men vakafa aleyh ve kâle bi ric'atihi. Yine bunlar arasında tevakkuf edip efendim onun döneceğini, ölmediğini, döneceğini, ric'atini söyleyenler var. Ve minhum men saqa imamete fi evladihi nassan ba'da nassin ila yevmina hada. Yine bunlardan imametin çocuklarına nas peyderpey nas ile günümüze kadar geldiğini söyleyenler var. Ve humul İsmailiyye bunlar İsmailiyedir. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِإِمَامَةِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَفْطَحِ Eftah, düz taban demek. Abdullah el-Aftah, düz taban olduğu için ayağı el-Aftah diye biliniyor. Abdullah el-Aftah da o Eftah'ın imametine inananlar var. وَقَالَ بِرِجَعَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ Yine onun ölümünden sonra da ricat edeceğine inananlar var. لِأَنَّهُ مَاتَ وَلَمْ يُعَقَّبْ Çünkü o öldü ve şeyi gelmedi, soyu devam etmedi. Onun şeyin akabinde gelen olmadı. Eminhum men kâle bi imameti Musa nassan aleyhi imamiye işte Musa Kazım'a 7. imam olarak görüyor. İşte onları söylüyor. Eminhum men kâle bi imameti Musa. Musa Kazım oluyor bu 7. imam. Musa Kazım'ın nassan aleyh onun hakkında nasıl olduğunu söyleyip onun imametine inandılar ki İzkale validu çünkü babası Cafer-i Sadık şöyle demişti Sabi okum kaim okum sizin yedinciniz kaiminizdir yani imamınızdır İlla ve huve semiyyu sahibi Tevrat ela dikkat edin ela dedik ama illa gibi bu Ella da ela desek dikkat edin ya da illa bu da kimdir? Ve huve semiyyu sahibi Tevrat, Tevrat sahibiyle adaş olandır yani Musa'dır anlamında. Musa Kazım'la ilgili nas'ın bu laf, bu söz olduğunu söyleyerek Musa Kazım'ın imametine kail olanlar var diyor. Sümme haula ihtelefu. Sonra bunlardan da Musa Kazım'ın imametine inananlar da ihtilaf ettiler. Feminhum men iktasara aleyh. Bazısı bununla yetindi. Musa Kazım'da durdurduğu bir şey ve kâle bi ricatihi onun döneceğini, ricatini dile getirdi. İz kâle lem yemut huve. Çünkü dedi ki o ölmedi. Ve minhum men tevakkafa fî mevtihi ve humul memtura. Memtura adlı grup ise onun ölümü hakkında tevakkuf etti. Yani bu konuda görüş beyan etmedi. Ölüp ölmediği konusunda tevakkufta bulundu. Ve minhum men kata'a bi Onlardan bazısı da onun kesin bir şekilde, kat'i bir şekilde öldüğünü söyledi. Kata'a bi mevti, kesinlikle ölmüştür dedi. Ve sakal imamete ila ibnihi Ali ibni Musa er-Rıza. Onun oğlu Ali Musa er-Rıza'ya, Ali Rıza, 8. imam Şah-ı Horasan Ali er-Rıza meşhetteki oğlu Ali bin Musa er-Rıza'ya intikal ettiğini söylediler ki ve humul kat'iyyetu bunlar da kat'iyyedir. Burada biliyorsunuz İsna Aşeriyye, İmamiyye ya da 12 İmam Şiiliği dediğimiz Şiilik ki Şiiliğin büyük çoğunluğunu oluşturuyor bugün de. Onların şey silsilesi böyle. Yani 7. İmam Musa Kazım'dan sonra Musa Kazım'ın öldüğüne kat'en, kata'u bimevtihi, kat'i suretle inandıkları için onlara kat'iyye deniyor.
kat'iyye o zamanki çoğunluk diyelim, çoğunluk Şiiler. Sonra işte Ali Musa'yı kabul ediyorlar. 12. imama gelince artık bunların ismi kat'iyye, İsna-ı Aşeriye, İmamiye adını alacak. Ama o devirde kat'iyye adını alıyor. Bu da söyledi, vehumul kat'iyye. Ölümüne kat'i olarak kail olanlar yani Musa Kazım'ın. Sümme haula ihtelafu fi kulli veledin ba'dehu. Sonra bunlar da her çocuktan sonra ihtilaf ettiler. Fel isna şeriyye tusakul imamete min Ali'nin rıda ila ibnihi Muhammed. İsna şeriyye işte bu toparlıyor artık. İmameti Ali Rıza'dan 9. imam Muhammed Cevada. Sümme ila ibnihi Ali en-Nakiye 10. imam. İla ibnihi Hasan Hasan-ı Lasker 11. Sümme ila ibnihi Muhammed el-Kaim el-Muntazar. Es-Saniye Aşar 12. imam 12. Muntazar Kaim Muhammed de Muhammed sahibi zaman efendim onu kabul ettiler diyor. Ve kalu huve hayyun lem yemut, o diridir, ölmemiştir. Ve yarci'u fe yemle'u dünya adlen, dönecek ve dünyaya adaleti ne yapacak? Getirecek. Kema muli'et cevran, zulümen dolmuş olan dünyaya adalet getirecek diyorlar. Ve gayruhum sakul imamet ile Hasan el Askeri. Başkası 12 imam dışındaki, 12 imam miye dışındakiler, Sinaşeriye dışındakiler ise imameti Hasan el Askeriye 11. imam sevk ettiler, onu kabul ettiler. Sümme kalu bi imameti ahihi Cafer. Hasan el Askeri'den sonra kardeşi Cafer'in imametine kail oldular. Ve kalu bi tevakkufi aleyh, ve onda tevakkuf fu dile getirdiler. Ev kalu bi şekki fi hali Muhammed, ya da Muhammed'in hali hakkında şek. Yani Muhammed'in hali, Muhammed biliyorsunuz 12. imam tarihi bir şahsiyet olarak var mıdır yok mudur onunla ilgili şeylerden bahsediyor. Çünkü zaten Şiiler ne diyorlar? İşte 255'te doğduysa 260'ta efendim şeye girdi, dehlize girdi, kayboldu 5 yaşından itibaren. Önce gaybeti Suğra'da küçük gaybet, sonra büyük gaybet. Burada da tevakkuf edenler var. Kardeşi Hasan el-Askeri'nin kardeşi Cafer'in imametini söyleyip tevakkuf edenler var. Ya da Muhammed'in Mehdi'nin hali hakkında şüphe dile getirenler var. Ve lehum habtun tavilun fi sevkil imame. Bunların bu imameti devamında evut ve tevakkuf vel kavli bir ricatı ba'del mevt vel kavli bil gaybe sümme bir ricatı ba'del gaybe. Yani burada Haptun tavil, çok uzun bir şey var. Hani uzun hapta aşva derler. Böyle körü körüne bilmezden yürümek anlamında çok uzun bir mişvar var. Ama burada işte imameti tevakkuf edenler, öldükten sonra ricatini söyleyenler, gaybeti söyleyenler, gaybetten sonra ricatini dile getirenler gibi çok uzun bir şey var burada diyor, alan var. Ve hâzihi cümletul ihtilâf fil-imâme. İşte imametle ilgili ihtilafın mecmuu budur. Geneli bu şekildedir. Ve seyyetî tafsîlu zâlike inde zikril mezâhib. Bu mezhepleri zikrettiğimiz zaman diyor bunun tafsili gelecek. Şimdi imametle ilgili bunu söyledikten sonra. Ve emmel ihtilâfâtu fil-usûl. Şimdi inanca, usule ilişkin ihtilaflardan biraz bahsedecek. Bununla gelince fehadeset fi âhir eyyâmi's-sahâbeti. Diyor ki sahabenin son günlerinde fehadeset bid'atu ma'bedinil cüheni ve gaylan-ı dimeşki ve Yunus'il esvari fil kavli bil kader. Sahabenin son zamanlarında ma'bedel cüheni'nin, gaylan-ı dimeşki ve Yunus'il esvari'nin kaderle ilgili bid'atı ortaya çıktı. Ve inkari hadeset bid'atu ma'bed fil kavli bil kader ve inkar idafetil hayri ve şerri lil kader. Yine hayrın ve şerrin kadere izafesini inkar. Ve nesece ala min zalihim Vasıl ibn Ata el Gazzal. Yün eğiren Gazzal olan Vasıl bin Ata da bunların yolundan gitti. Ve kâne huve tilmizel Hasan el Basri. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin talebesi olan Vasıl bin Ata el Gazzal de bunların yolundan gitti diyor. Ve telmeze lehu Amr bin Ubeyd, ve yine Amr bin Ubeyd de ona talebelik yaptı.
Ve zâde aleyhi fi mesâilil kader. Biliyorsunuz Vasıl bin Ata ve Amr bin Ubeyd 131-143 Amr bin Ubeyd'de Mutezile'nin iki önemli şahsiyeti, iki kurucusu. O zâde aleyhi fi mesâilil kader Amr bin Ubeyd'de biraz şeye Vasıl bin Ata'ya talebelik yaptı ve kader meselesinde biraz daha farklı şeyler, biraz daha ilave fikirler dile getirdi diyor. Ve kâne Amr'un min duati Yezid en nâkıs eyyâme beni Umeyye. Bu Amr bin Ubeyd Ümeyye oğulları döneminde Yezid'in nakıs, eksik, noksan Yezid diye bilinen noksan Yezid'in davetçilerinden birisiydi. Sümme valel Mansur ve kale bi imameti. Sonra Emeviler devri bittikten sonra da bu Mansur'a yaklaştı, dostluk yaptı, onun imametine, 2. Abbas halifesi Mansur'un imametini dile getirdi. Ve medahahul Mansur yevmen, Mansur bunu övmüştü hatta diyor. Ondan önce bu Yezid'in nakısla ilgili ilginç bir dipnotta bilgi var diyor. Bu Yezid bin Velid bin Abdülmelik bin Mervan. Abdülmelik bin Mervan'ın oğlu Velid'in oğlu Yezid bu. Ebu Halid diye bilinen. Nakıs denmesinin sebebi de çünkü onun selefi, ondan önceki Velid bin Yezid, o da aynı ismi taşıyor. Yezid bin Velid. Kâne kad zâde fî a'tayyâtil cund felemmâ veliye Yezid'u nakasa ziyade. Bu selefi askerin atiyelerini, hulufesini arttırmışmış, çok vermiş. Bu onu takiben bu gelince bu da ziyadeyi noksaltınca buna Yezid-ül Nakıs denmiş. Yezid-ül Nakıs denmiş. İşte bu Yezid-ül Nakıs'ın Amr bin Ubeyd adamıymış, davetçisiymiş. Fakat sonra Mansur'a yanaşmış ve fazla gittik galiba, yanlış mı? Evet, oraya tekrar çıktık, şurası. Evet, ve medahahul Mansur yevmen, bir gün Mansur şeyi övmüştü diyor, Amr bin Ubeydi. Fekale nesertul habbe linnas, ben diyor insanlara taneyi dağıttım, saçtım tohumu, parayı yani dünyalığı saçtım, dağıttım. Felakatu gayra Amr bin Ubeyd'in, Amr bin Ubeyd hariç herkes onu akaze aldı. Yani zaten Amr bin Ubeyd de Zahit lakabıyla da bilinir. Amr bin Ubeyd. Herkes bu dağıttığım parayı, malı, mülkü, taneyi topladı da ama Amr bin Ubeyd hariç demiş Mansur. Vel va'idiyyetu minel havariç. Yine burada bidatlerden bahsediyordu ya sahabe sonuna çıkan. Sonra dedi ki vel va'idiyyetu minel havariç. Haricilerin va'idiyyesi ki bu yurttaki bir kebirayı tekfir eden. Vel murci'etu minel cebriye. Ve yine cebriyeden de mürci'e. Enteresan bu şeydi aslında. Mürci'e minel cebriye. Cebriye'nin mürciyesi. Bu bidatler ortaya çıktı. Vel kaderiyyetu kaderiyye. İbtedaû bid'atehum fi zamanil Hasan. Kaderiye'nin bid'ati Hasan-ı Basri Hazretleri zamanında ortaya çıktı. Bunlar diyor onun zamanında ibtedaû başladılar bid'atlerine. Ve'tezele vâsılun anhum. Onlardan vâsıl itizal etti, ayrıldı. Ve an üstâdihi bil kavli minhu bil menzileti beynel menzileteyn. Tezele vâsıl anhum ve an üstâdihi. Ha, Vasıl bin Ata bunlardan idi. Hem bunlardan hem de hocası Hasan-ı Basri'den i'tizal etti, ayrıldı. Bil kavli minhu bil menzileti beynel menzileteyn. El menziletu beynel menzileteyn. Mürtekib-i Kebira'nın hükmü hakkında iki menzil küfürle iman arasındadır sözüyle ayrılmış oldu. Fesummiye huve ve ashabuhu mu'tezileten. Vasıl ve arkadaşları Mutezile diye isimlendirdiler. Fakat telmezele Huzeyd ibn Ali'nin Zeyd bin Ali Hazreti Hüseyin'in torunu
Zeynel Abidin'in oğlu Zeyd bin Ali Zeydiye'nin kurucusu ünvanı verilen. Zeyd bin Ali ona talebelik yaptı Fasıl bin Ataya. Ve ahazel usule felidâlike sârat zeydiyetu kulluhum mu'tezileten. Ve usulü de inanç esaslarını, temel ilkeleri ondan aldı. Bu sebeple Zeydiye'nin hepsi mutezilidir. وَمَنْ رَفَضَ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ Ve bu Zeyd bin Ali'ye karşı çıkanlar oldu, onu reddedenler oldu, Rafa'da yarfudu terk edenler. لِأَنَّهُ خَالَفَ مَذْهَبَ اَبَائِهِ فِي الْاُصُولِ Çünkü o atalarının usuldeki yaklaşımına muhalif olmuştu. Ve fit teberri ve tevelli, yine teberri ve tevelli konusunda efendim muhalefet etmişti diyor. Teberri yani Ehli Beyt'i sevenleri sevmek tevelli oluyor. Ehli Beyt düşmanları da düşmanlık yapmakta teberri, tevella, teberra Osmanlıcası ya da Arapça teberri ve tevelli. Teberri ve tevelliye de muhalefet etmişti diyor. Vahum min ehlil Kufe. Kufelilerdi bu. Rafizilerden bahsediyor. Hazreti Zeyd'e sorduklarında Şeyhain'le ilgili görüşün nedir diyor. Ve la akulu fihim illa hayran. Onlar hakkında ancak hayır söylerim demişti. O yüzden onlar da Zeyd, Hazreti Ebubekir ve Ömer'e taan etmiyor diye onu terk etmişlerdi. Onu söylüyor. Teberri ve tevelliye de muhalefet etmişti dedi o. Çünkü Zeyd bin Ali Hazreti Ebubekir ve Ömer'e de tevellide bulunuyordu. Onları seviyordu. Çünkü la akulu fihima illa hayran. Ancak hayır konuşurum o ikisi hakkında. Çünkü ceddelerinde böyle konuşuyordu demişti hatırlarsanız. Bunlar min ehlil Kufe. Kufeliler bu. Rafiziler. Ve kânû cemaaten summû rafidatan. İşte bunlar bir gruptu ki bunlar rafiza diye isimlendirildiler. Sümme tâle abâde zâlike şuyuhul mu'tezile. Daha sonra Mu'tezile'nin şeyhleri tâle abâde zâlike şuyuhul mu'tezileti Mu'tezile şeyhleri Kutubel felâsefeti hîne neşeret eyyâmel me'mûn. Bu filozof felsefe kitapları me'mûn zamanında da çoğalınca Mu'tezile şeyhleri bunları mütalaa ettiler. Ve halatat menâ hicuha bimenâhecil kelam. Bu şeylerin, filozofların kitaplarındaki yöntemler kelam yöntemiyle birbirine girdi. Fe afradetha fennen min funûnil ilim. Ve bir ilim ortaya çıkmış oldu buradan. Ve semmetha bismil kelam. Bu da kelam ismiyle onu isimlendirdiler. İmma li'enne azhara mes'eletin. Çünkü diyor, bunun sebebi şu olabilir. Yani bu kelam ilmi ile isimlendirdiler. İmma ya li'enne azhara mes'eletin en açık mesele tekellemu fiha ve tekatelu aleyha hakkında konuştukları ve mukatele ettikleri, mücadele ettikleri, münazara ettikleri en önemli mesele hiye meseletul kelam, kelam meselesiydi. Fesummiyen nev'u bismiha. Bu ilim de artık bu çeşit ilim onun adıyla, kelam ismiyle anıldı. Ve imma ya da şöyle olabilir. Li mukabeletihimil felasifete fi tesmiyetihim fenne min funun ilmihim bil mantık. Yani ya da onlar bu filozofların kendi ilimlerini mantık diye isimlendirmelerine mukabil bunlar da bir filozoflara mukabelede bulunmak için efendim kelam ismini kullandılar ki vel mantıku vel kelam muteradifen. Mantık ve kelam zaten müteradiftir diyor, eş anlamlıdır. Evet, burada da kelam ilminin bu ismi almasının sebebini Şehrestani söylemiş oldu. Ve kâne Ebu'l-Hüzeyl-i'l-Allâf şeyhahumul-ekbara. Ebu'l-Hüzeyl-i'l-Allâf 225 galiba yanılmıyorsam vefatlı. Bu da onların en büyük şeyhidir. Zaten usulü hamseyi ortaya koyan kişi, beş usule inanan mutezilidir diyen değil mi? Ebu'l-Hüzeyl-i'l-Allâf. Onların en büyük şeyhidir. Vâfakal-felâsifete fî Şu konuda filozoflara muvafakat etmiştir. Hangi konuda? Ennel bariye teala alimun bi ilmin. Allah Teala bir ilimle bilicidir.
Ve ilmuhu zatuhu, ilmi de zatıdır. Kedalike kadrimu kudretin ve kudratuhu zatuhu, bir kudretle kadirdir, kudreti zatıdır. Ve ebda'a bid'an, öyle bid'atten ortaya koydu ki fi evet, fil kelam vel iradeti ve faal-i ibad vel kavli bil kader vel acal vel erzak. Ve bu diyor işte kelam, irade, kulların fiilleri, insan fiilleri, kaderle ilgili eceller, rızıklarla ilgili bidatler ortaya koydu. Kema seyeti fi hikayeti mezhebi, onun mezhebini anlatırken, hikaye ederken gelecek. Ve cerat beynehu ve beyne Hişam ibnil Hakem. Onunla Hişam bin Hakem de, bu da öncü Şii kelamcıdır. Münazaratun fi ahkamit teşbih. Teşbihin hükmü konusunda onunla tartışmaları, münazaralar olmuştur. Ve Ebu Yakub Şahham ve Lademi sahiba Ebu'l-Huzeyl. Ebu Yakup Şahham ve Ademi de Ebu Huzeyl'in iki arkadaşıdır. Vafakahu fi zalike kulluh, bütün bu hususlarla ona muvafakat etmişlerdir. Şimdi burada da arkadaşlar neye geçti? İmametle ilgili o iki yaklaşımı söyledikten sonra usuldeki ihtilafları dedi. Konuları söyledi. Şimdi şahıslar bazlı da şahıslara geçti. Daha çok Mutezili alemlerden bahsediyor. Sümme İbrahim İbn-i Seyyar-ı Nazzam fi eyyamil mu'tasım. Bana Mu'tasım zamanında, Me'mun'dan sonra Mu'tasım zamanında Abbas halifesi Nazzam 231 vefatlı Nazzam'da İbrahim bin Seyyar-ı Nazzam çıktı. Kâne gâlâ fî takrîr mezâhibil felâsefeti. Bu da filozofların mezhebini takrirde, kabulde biraz aşırıya gitti. Ve enferada anis selefi bi bid'in fil kaderi ve raft. Ve o selefinden kader ve rafızilik konusundaki bidatiyle biraz münferit oldu, yani aşırıya gitti. Çünkü Hazreti Ömer'e yönelik şey suçlaması bu Nazzam'da. Hazreti Fatıma'nın ahri kuttara bimen fiha, Hazreti Fatıma'ya kapıyı zorlayıp çocuğun düşürmesi şeyini bu Nazzam söylüyor. Ve an ashabihi mesaile nezkuruha, yine kader ve rafızilik konusunda bidati var. Seleflerinden ayrıldı. Bir de yine kendi Mutezili arkadaşlarından da bazı meselelerde teferrüt etmiştir, infirad etmiştir, ayrı düşmüştür. Nezkuruha, bunlardan da bahsedeceğiz, bunları zikredeceğiz diyor. Ve min ashabihi İbrahim bin Seyyar Nazzam'ın arkadaşlarındandır. Kim? Muhammed İbn Şebib ve Ebu Şimr ve Musa bin İmran ve Fadlul El-Hadsi ve Ahmed İbn Habit. Bunun arkadaşlarıdır Mutezililer. Vafakahu'l Esvari fi cemi'i ma zehebe ileyhi min el bid'a. Esvari bütün kail olduğu bidatlerde, bidat düşüncelerinde ona muvafakat etmiştir. Ve kezalike'l İskafiyyetu ashabu Ebi Cafer el İskafi. Ebu Cafer İskafi'nin taraftarları İskafiler. Vel Caferiyyetu ashabu'l Caferayn. Cafer ibn-i Mübeşşir ve Cafer bin Harp. Caferayn'ın ashabı da yine iki Cafer'in ashabı. Caferiye de buna muvafakat etmişlerdir. Thumma daharat bida o Bişr ibn-i Mu'temir. Daha sonra Bişr bin Mu'temir'in bidatleri ortaya çıktı. Minel kavli bit tevellüd vel ifrat fihi. Tevellüd. Tevellüd yani bir fikrin kendiliğinden ortaya çıkması anlamında. Doğuş yani. Tevellüd düşüncesi, bu konuda aşırılık. Vel meyl ile tabiiyyin min el felasefe, doğa filozoflarına meyli. Vel kavlu bi ennallaha teala kadirun ala ta'zibit tıfil, Allah Teala'nın çocuklara azap etmeye kadir olduğu düşüncesi. Ve izâ fa'ale zâlike fehuve zalim, ki böyle yaparsa da zalim olur o. İlâ gayri zâlike mimme teferrada bihi an ashabih, yani kadir olduğunu söylüyor ama böyle yaparsa da zalim olduğunu da söylüyor. Bu görüşü ve benzeri ashabından teferrüt ettiği, ayrıştığı, farklılaştığı görüşlere sahip Bişr bin Mu'temir. Ve telmeze lehu Ebu Musa el-Murdar rahibul mu'tezile. Rahibul mu'tezile, mu'tezilenin rahibi diye de bilinen Ebu Musa el-Murdar ona talebelik yapmıştır. Ve enferada anhu bi iptali icazil Kur'an min cihetil fasahati vel belaga. Bu da ondan Ebu Musa el-Murdar Kur'an'ın
fesahat ve belagat yönüyle muciz olduğu düşüncesini iptalinde, yani bu düşünce Kur'an'ın muciz olduğu düşüncesine inanmıyor bu Ebu Musa el-Murdar, fesahat ve belagat yönüyle. Bu konuda ayrışmıştır Ebu Musa el-Murdar. Kimden ayrışmıştır? Efendim, Bişr bin Mu'temir'den. Ve fi eyyamihi cerat ekseru teşdidâ ve selef li kavlihim bi kıdemil Kur'an. Bunun zamanında, yani Ebu Musa el-Murdar zamanında selefe Kur'an'ın kadim olduğunu, mahluk olmadığını söyledikleri için selefe yapılan şiddet baskılar bunun zamanında olmuştur. Ebu Musa el-Murdar zamanında. Ve telmeze lehul Caferan, demin geçti, Cafer bin Harp ve Cafer bin Mübeşşir. İki Cafer buna talebelik yapmıştır. Ebu Zufer Muhammed İbni Süveyd sahibi el-Murdar. Yine Ebu Zufer ve Muhammed bin Süveyd Murdar'ın iki arkadaşıdır. Ebu Cafer el-İskafi ve İsa bin Heysem sahiben yine Ebu Cafer el-İskafi ve İsa bin Heysem de sahiba okuyalım. Temin fazla olmuş. Sahibe Cafer İbni Harbin el-Eşec'in iki arkadaşıdır diyor. Ve mimmen balaga fil kavli bil kader, yine bunlardan, bu mutezililerden kader konusunda mübalağa edenler var. Kim? Aşırıya gidenler. Hişam ibnu Amr el-Fuvati vel Asam min ashabi, ve yine bunun Hişam bin Amr el-Fuvati onun arkadaşlarından Asam ve kadaha fi İmamet Ali radıyallahu anhu bi kavlihime, ve onlar Hazreti Ali'nin imametini eleştirmişlerdir. Şu sözleriyle, innel imamete la tan akidu illa bi icma'il umme. İmamet ancak ümmetin icma ile münakit olur, geçerli olur. Sözleriyle an bikrati ebihim cemiihim, yani tamamı. Ümmetin tamamının icma ile geçerli olur. Sözleriyle Hazreti Ali'nin imametini ne demek ki şey olmadığını düşünüyorlar. Vel fuvati vel asam ittefaka ala أن الله تعالى يستحيل أن يكون عالما بالأشياء قبل كونها. Fuvati ve Asam yine şu konuda ittifak etmişlerdir ki Allah Teala onlara göre eşya var olmadan önce eşyayı bilmesi müstahildir, mümkün değildir demişler. وَمَنَعَ كَوْنَ الْمَعْضُومِ شَيْئًا, ve bunlar ma'dumun bir şey var olduğunu düşünmüyorlar. İkisi. وأبو الحسين الخياط وأحمد بن علي الشطوي صاحب عيسى الصوفي yine ثم لزم أبا مجالد. أبو الحسين الخياط ve أحمد بن علي الشطوي de İsa Sufi diye arkadaşlık yapmışlar. Sonra da Eba Mecali takip etmişlerdir. Tabi görüyorsunuz, Şehristani isimleri çok iyi biliyor ki böyle zikrediyor. وتلمذ الكعبي لأبي الحسين الخياط. كعبي meşhur bizim bu Kabi. Ebu Hüseyin el-Hayyat'a ne yapmıştır? Talebelik yapmıştır. Ve mezhebuhu bi aynihi mezhebuhu. Mezhebi bizzat onun mezhebidir, ta kendisidir. Ve emma Ma'mar ibn Abbad es-Sülemi ve Sümame ibn Eşras en-Nemiri ve bu Osman Amr bin Bahr el-Cahiz فكانوا في زمان واحد متقاربين في الرأي والاعتقاد. معمر بن عباد السلمي, سمامة بن أشرس, أبو عثمان الجاحظ لقبيلة مشهور, أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ. Bunlar da aynı zamanda yaşamışlar. Mütekaribine fil ra'yi vel i'tikad, aşağı yukarı aynı düşünceye, görüşe sahipler. Efendim, munferidin an ashabihim bi mesaile fi mevdiha nezkuruha. Bunlar belli meselelerde arkadaşlarından ayrı düşmüşler, farklı düşünceler. Onları da konusu geldiği zaman nezkuruha, zikredeceğiz diyor. Vel müteahhirune minhum. Şimdi müteahhirine geldi, yani 300'lere geldi. Ebu Ali el-Cübbâi ve ibnuhu Ebu Haşim vel Kadi Abdülcebbar ve Ebu'l Hüseyin el-Basri. Usulcü Ebu Hüseyin el-Vasri bu, Hanefi usulcüsü.
Ebu Ali el-Cübba 303, Ebu Haşim o sıralar. Kadı Abdülcebbar 415, Ebu Hüseyin el-Basri 418 yanılmıyor ya da 58, 418 ya da 58. Kad lahhasu turuk ashabihim. Bunlar da bu taraftarlarının yollarını özetlemişler. Ve faradu anhum bi mesaile seteki. Bunlar da belli meselelerde efendim farklılaşmışlardır, infirad etmişlerdir. Bunlar da gelecek diyor. Emma ravrakul kelam. Vebtidauhu minel hulefa ilabbasiyyin. Diyor ki kelam ilminin parıltısı, ravnakı ve başlanması başladığı zaman dilimi diyor. Abbas halifelerinden kimin zamanında? Harun. Yani bu kelam en parıltılı dönemini yaşamıştır artık. Başlangıcı ve parıltılı dönemi. Harun-ur-Reşid, Me'mun, efendim Mu'tasım, Vasık, Mütevekkil. Me'mun, Mu'tasım, Vasık ve Mütevekkil döneminde bunlar zirvesini yaşamış. Ve intihâuhu mine's-sâhib ibn Abbad ve cemaatin mine'd-deyâlime. Bunların kelamın sona ermesi ise, bu parlaklığın sona ermesi döneminde, Sahib bin Abbad'ın vezirliği döneminde ve cemaatin mine'd-deyâlime, Hüveyhilerin zamanında, yani Hüveyhiler döneminin sonuna doğru artık diyelim son bulmuştur. 945-1055 hatırlarsanız Hüveyhiler de Abbasi devletinde vezirler halifeyi tuttular ama devleti Hüveyhiler yönetti. Şiilik ve itizal düşüncesi terviç edildi Hüveyhiler döneminde. Evet. وَظَهَرَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ مُتَوَسِّطِينَ Yine diyor ki, Mu'tezile'den de böyle mutavassıt olan, orta yolcu, mutedil olan bir grup da çıktı. Misle Dirar bin Amr, Hafs-ı Fart, Hüseyin-i Neccar ve minel müteahhirin, yine müteahhirden de halefu şuyuha fi mesail, bu şeyhlere bazı meselelerde ihtilaf edenler. Ve nebaga minhum Cehm ibn-i Saffan fi eyyami Nasr ibn-i Seyyar. Nasr bin Seyyar zamanında da ki son Nasr bin Seyyar son Mevi valisi, Orasan valisi Nasr bin Seyyar zamanında Cehmi Saffan bunlardan çıktı yani bir şey parlak bir zeka olarak çıktı. Ve azhara bid'atehu fil cebri bi Tirmiz. Tirmiz'de cebir bid'atini ortaya koydu. Ve katalehu Salim ibn Ahfaz el-Mazeni fi ahir meliki beni Umeyye bi Mer. Artık son Beni Ümeyye Meliki zamanında Ümeyyoğullarının sonu yani şey artık o da Mervan-ı Himar diye ikinci Mervan'dan bahsediyor. Merv'de Ümeyyoğullarının son Meliki zamanında Salim bin Ahfaz el-Mazeni tarafından öldürüldü Cehmi Safvan. Ve kânet beynel mu'tezileti ve beynel selefi fi kulli zamanin ihtilafatun fi sıfat. Mu'tezile ile selef arasında her zaman için sıfatlar konusunda ihtilaf vardır. Ve kâne selefu yunâzirûnehum aleyha. Bu konuda selef onlarla münazara etmiştir bu sıfatlar konusunda. Ama la ala kanunun kelamiyyin. Kelam kanunu üzere değil, kelami yöntemle değil. Çünkü kelamı kabul etmiyor selef. Bel ala kavlin iknaiyyin, ikna sözü üzerine ikna etmek yöntemiyle. Ve yesemmûne sıfatiyye. Bunlara da sıfatiyye diye isim verilir sıfatları kabul ettikleri için. Femin musbitin sıfatil bari teala. Bunlar kimdir bunlar? Femin musbitin ispat edenler sıfatil bari teala Allah Teala'nın sıfatlarını maaniye kaimetin bizzati. Zatıyla kaim manalar olarak Allah'ın sıfatlarını kabul edenler, ispat edenler ve min müşebbihin sıfatihi Allah'ın sıfatlarını benzetenler, sıfatlarında teşbihe girenler bi sıfatil halki mahlukatın sıfatıyla ve kulluhum yetaallakune bi zavahiril kitabı ve sünne bunların hepsi de Kur'an ve sünnetin zahirine dayanıyorlar ve yunazirunel mu'tezile fi kıdemil alem ala kavlin zahir ve mu'tezile ile de bunlar alemin kadim olup olmadığı meselesini zahir söz üzere, ala kavlin zahir, ikna yöntemiyle zahir söz üzere münazara ediyorlar.
Ve kâne Abdullah İbni Sa'id el-Kullabiyyü, İbni Kullab, Abdullah bin Sa'id el-Kullab ve Ebu'l Abbas el-Kalanisi, Kalanisi, el-Haris İbni Esen el-Muhasibi, bunlar eşbehuhum kâne eşbehuhum itkânen. Bunlar içerisinde zikredilen bu selefteki alimler içerisinde en mutkin olanlar. İtkan, yani sözünü düzgün sağlam söyleyen ve emtenehum kelamen kâne diye haber yapıyoruz. Eşbehehum ve emtenehum kelamen sözü en metin sağlam olanlardı ki bu kişiler biliyorsunuz öncü ehli sünnet kelamcıları. Abdullah bin Said Küllab, Kalanisi ve Muhasibi öncü ehli sünnet kelamcılarıdır. Yani kelamın yöntemini efendim yavaş yavaş kullanmaya başlayanlar. Bunlar işte sözü en sağlam olanlardır. Cerat ve cerat münadaratun beyne Ebil Hasan Ali bin İsmail ile Eş'ariyi diyor ki ve beyne üstadihi Ebi Ali el-Cübbai fi ba'di mesail tahsini ve takbih. Ebul Hasan Ali bin İsmail Eş'ari ile hocası Ebu Ali el-Cübbai arasında husum ve kubuh konularında münazara cereyan etmiştir. Fe elzemel eş'ariyü üstadehu umuran lem yahruc anha bi cevabin fe a'rada anhu. Ve eş'ari hocasını ilzam etmiş bazı meselelerde ve bir cevap da verememiştir kendisine. Böyle olunca fe a'rada anhu, ondan yüz çevirmiş, hocasını terk etmiş. Ve enhaza ila taifeti selefin grubuna yönelmiş, meyletmiş. Ve nasara mezhebahum, ve onların mezhebine yardımcı olmuştur. Ala kaidetin kelamiyetin, kelami ilke, kelami kanun yöntem üzere, kelam yöntemiyle fasara zalike mezheben münferiden, bu da münferit bir mezhep olmuştur. Ve karrara tarikatehu, ve onun yolunu, mezhebini takrir etmiştir, kabul etmiştir, ortaya koymuştur. Cemaatu minel muhakkikin, muhakkiklerden bir grup ki misler Kadı Ebu Bekir el Bakillani ve Üstad Ebu İshak el Esferaini ve Üstad Ebu Bekir İbni Furek ve leyse beynehum kesirun ihtilaf. Şimdi burada ne yaptı? Ebu Hasan el Eşari Hazretleri'nin Mutezile'den ayrıldıktan sonra efendim kelami ilke üzere mezhebi selefin mezhebine yardımcı olduğunu, daha sonra da muhakkik alimlerin ki Kadı Ebu Bekir el-Bakillani biliyorsunuz 403 vefatlı Maliki'dir. Böylece Maliki çevrelerde Eş'ari'nin yaygınlaşmasına vesile oldu. Üstaz Ebu İshak el-İsferaini 418 vefatlı. Üstaz Ebu Bekir ibn-i Furek 406. Bunlar da Şafii. Dolayısıyla Şafii'lik, Eş'ari'lik, Maliki'lik, Eş'ari'lik. Aynı zamanda bu hocaların Bakillani, İsferaini ve İbn-i Furek gibi hocaların eşerili sistemleştirmesinden aslında bahsetmiş oluyor. Karrara tarikatehu, onun yolunu, mezhebini takrir etti, oturttu bu hocalar. Ve leyse beynehum kesir ihtilaf, aralarında çok fazla ihtilaf yok. Ve nebaga racunun, şeyden de bahsetmiş oldu. Eşariden, eşarilikten işte bahsetmiş oldu. Ve nebaga racunun muntemisun bizzuhdi min sicistan. Muntemis mütesettir, muhtal. Yani böyle şeye bürünmüş, züht örtüsüne bürünmüş olan bir adam nebaga parladı, ortaya çıktı. Sicistan'da yukalu lehu Ebu Abdillah Muhammed bin Kerram. Es-Sicistani, Muhammed bin Kerram, Kerramiye'nin kurucusu. Bu adam diyor çıktı. Nebaga raculun muntemis biz zuhd min Sicistan yukal lehu Ebu Abdillah Muhammed ibnu Kerram kalilul ilim. İlmi azdı bunun. Kad kamişe min kulli mezhebin diğsen. Kad kamişe min kulli mezhebin diğsen. Bu her mezhepten bir parça aldı. Şöyle dipnot 1'e bakarsak ne diyor? Kamişe min kulli mezhep, yani ehaze rezaletehu, bir zelil görüşünü aldı. Dihs el batıl ledine, şöyle çıkalım.
Muhammed bin Kerram aldı. Böyle çıktı. Ve esbetehu fi kitabihi, bunu kitabına koydu. Ve ravvecehu ala agtam Gazne'de ve Gur ve Sevad biladi Khorasan. Bu görüşünü aldı ve bu görüşleri Gazne'nin, Gor'un ve Sevad'ın, Horasan eyaletleri oluyor bunlar. Bunların la yefsahûne lezîne la yefsahûn dedi, bilmeyen, anlamayan kişilerine bu görüşlerini onlar arasında, bilmeyenler arasında terviç etti. Fantazama namusehu ve sâra dâlike mezheben. Bu onun ilkelerini intizam etti, ortaya koydu ve bu artık ne? Vakad nasarahu Mahmud ibn Sebuktekin Sultan, Mahmud bin Sebuktekin Sultan, Mahmud bin Sebuktekin yani bizim Gazneli Mahmud meşhur. Gazneli Mahmud da ona yardımcı oldu. Ve sabbel bela ala ashabil hadis ve şiati min cihetihim. Bu da orada ashab-ı hadise ve şiaya yönüyle bela olmuş oldu. Onlara eziyet etti. Ve huve akrabu mezhebin ile mezhebil havariç. Bu diyor, haricilik mezhebine en yakın mezheptir. Kerramiye'yi öyle anlatıyor. Ve hum mücessimetun, mücessimetun. Bunlar mücessimidir, teşbihçidir. Ve haşa gayra Muhammed ibn-i Haysam fe innehu muharib. Buradan tabi Muhammed bin Haysam hariçtir bunlar içinden diyor. Fe innehu muharibun, o yakındır. Neyi kastediyor? Diyor ki Şeyhül Kerramiye mütekellimuhum demiş. Evet, şimdi arkadaşlar dördüncü mukaddime bitmiş oldu. Şimdi beşinci mukaddime var. İsterseniz bunu da 8.30 alalım. Buradaki bu herhalde mukaddimeler içerisinde en zor olanı bu. Mukaddime. Niye zor? Çünkü matematik üzerinden, ama ben bunu bir matematikçiye sormuştum. Buradaki matematiğin aslında sanki büyüye dayalı olduğunu söylemişti. Yani şey, çünkü tam isterseniz o kaç sayfa bu Şükrü Hoca? Şuraya kadar gelebiliriz el mukaddimetul hamisetu. Beşinci mukaddime, son mukaddimemiz. Fissebebillezî evcebe tertîbe hâzel kitâb. Bu kitabın diyor tertibini gerektiren sebep, ala tarîkil hisâb. Yani ben diyor hangi matematiksel yöntem üzere bu kitabı tertip ettim. Ve fîhâ işâratun ile menâhicil hisâb. Burada matematik yöntemine ilişkin bir işaret vardır diyor. Lemma kâne mebnel hisâb ala el hasr ve ihtisâr. Diyor ki matematiğin temeli hasra ve ihtisara dayanıyorsa, yani belli bir sayıyı hasretmeye ve ihtisara dayanıyorsa, kâne garadî min te'lîfi hâzel kitâb. Benim bu kitapta telifteki garadım, amacım da kâne garadî hasran ve zâhib mal ihtisar. Yani ihtisar, özet olarak bu mezhepleri hasretmekti. Belli bir sayıya indirgemekti. İhtartu tarikal istifai tertiben. Ben diyor ki şeyde, bu tertipte istifa tarikini istifa tarikini seçtim diyor. Yani bu istifa da artık vafi ve kafi olacak şekilde ele almak anlamında. Ve kadartu a'radi ala menahicihi taksimen ve tebdiben. Ve ben de diyor, bu amacım doğrultusunda da bu matematiğin menhecini taksim ve bap olarak, bölümleme ve bap olarak buna başarabildim. Arattu en ubeyyine keyfiyete turuki hadel ilmi ve kemmiyet aksami. Ve ben bu ilmin yollarının keyfiyetini ve aksamının, kısımlarının kaç, kemiyetini, sayısını ifade etmek istedim. لِأَلَّا يَظُنَّ بِي
لئلا يظن بي zannedilmesin benimle ilgili enni min haysu ana fakih ve mütekellim hani ben bir fakih ve mütekellim olmaklığım sebebiyle ecnebiyyun nazar fi mesalikihi ve merasimihi yani bu şeyde matematiğin yöntemlerinde efendim usullerinde yabancı olduğum ecnebiyyun nazar yabancı bir yani bilmez bir insan olduğum la yuzanne bi zannedilmesin acemiyül kalem bi medarikihi ve mealimihi bu matematiğin bu efendim hesabın bu yöntemlerinde acemiyül kalem kalemi yabancı ucme birisi olduğum zannedilmesin diye feasartu min turikil hisab ben de bunun üzerine diyor matematik yöntemlerinden diyor ahkemeha en sağlamını tercih ettim ve ahseneha en güzelini ve akamtu aleyhi min hucecil burhan ve avdahuha ve yine bunun üzerine burhanın en hüccetlerini ikame ettim. Akamtu aleyhi min hucecil burhani avdahaha en vazıh olanını ve emteneha en sağlam olanını ve kadartuha ala ilmil adet bunu ben ne yaptım? Adet ilmine, matematik ilmine sevk ettim artık. Ve kâne el-vâdi'u el-evvel minhu istimdâdil medet. Bunda ilk koyan kâne el-vâdi'u el-evvel ilk koyan da diyor. Hatta da şurası. Medet. Fe'ekul derim ki fe'ekul meratibul hisab tebtedi'u min vâhid ve tentehi ilâ seb'in ve lâ tecavüz helbette. Şimdi burada işte bizim anlamadığımız yerler geliyor. Çünkü matematik o nazari matematik ya da ilk matematiği tam bilmediğimiz için aslında ben bu kısmını şu beşinci mukaddimeyi daha önce vaktiyle çalışırken çevirmiştim. Ve bir matematikçi arkadaşa göndermiştim. O da bana dönüş yapıp hatta beraber bunu yayınlayalım demiştik bir matematikçiyle beraber ama mukadder olmadı. Yani o yaptı ama daha göndermedi. Şimdi diyor ki burada matematik diyor birden başlar, yedide biter. Bizim için yabancı yani nasıl birden başlayıp niye dokuzda bitmiyor da yedide bitiyor. Ve la tecavüz helbette şeye de geçmez diyor. Ötesine geçmez. İşte bu bizim için şey yani yedi mertebeden birden yediye kadar bir mertebeden bahsediyor matematikte. El mertebetul ula sadrul hisab hesabın başıdır ki ve huvel mevdu'u levvel ilk konulandır. Diyelim birinci sayıdır. Ellezî yeridu aleyhi taksimu levvel birinci taksim ondan gelir. Ve huve fardun la zevce lehu bi'itibar. O da tektir yani tekildir. Çoğul çift değildir. Ve cümletun yakbelü taksime ve tafsile bi'itibar. Ve bunun da cümlesi diyor. Taksimi, bölümlenmeyi ve tafsili kabul eder. Femin haysu innehu fardun fehuve la yestad'i uhten tusavihi fi sureti vel mudde. Bu hani diyor kendisi tek olması, fert olması yönüyle de o bir kardeş uhten tusavihi ona denk bir kardeş istemez surette ve mudde. Ve min haysu huve cümletun fehuve kabilun lit-tafsil hatta yenkasme ila kısmeyn. Bu böyle olunca da tafsile kabil olunca da o iki kısma ayrılır. Ve suretul meddi yecibu en tekune min taraf ila taraf. Bu muddet suretinin bir yönden bir yöne olması gerekir. Ve yuktık tahtaha haşfen onun altına haşif dipnot yazılır. Ve mücemmelatut tafasil ve mursalatut takdir ve takrir ve nakli ve tahvil ve kulliyat vücuhil mecmu ve hikayatil ilhaki vel mevdu yuktık tahtaha barizen min et taraf ileyser kemiyatu mübaliğul mecmu. Bunun altına da diyor sol taraftan başlamak suretiyle kemiyat mübaliğul mecmu yani kalanın şeyleri yazılır ama işte bu dediğim gibi bu yüzden buraları biraz böyle sadece okuyup geçelim diyorum arkadaşlar. Çünkü bu bahsettiği konuyu ben anlamadım yani. El mertebetü saniyetü ikinci mertebe minha el aslu asıldır ve şekluha muhakkak gerçektir ve huve taksimul evvel ellezî varada alel mecmu il evvel birinci mecmua gelendir. Ve huve zevcun leyse bi fert o da çifttir. Ferdi yoktur. Ve yecibu hasruhu fi kısmeyn la ya'duvani ila salis bu da ikiye hasredilmesi gerekir. Üçe tecavüz etmez. Ve suretul mudde yecibu en tekune aksara mine sadri bi kalil. Bunun sureti de
yecib en tekuna aksara min es-sadri bi kalil. Başlangıçtan biraz kısa olması gerekir. İz çünkü el cüz'ül akallu min el-kul. Parça çünkü bütünden daha azdır. Ve yuktab tahtaha haşfen ma yahussuha min et-tevcihi ve't-tenvi' ve't-tafsil. Bunun altına şeyler efendim yazılır diyor. Şöyle ولها أخت تساويها في المدة وإن لم يجب أن تساويها في المقدار. Miktar da eşit olması gerekmese de bunun da şeyi vardır. Bir eşi vardır diyor. المرتبة الثالثة üçüncü mertebe min zâlike الأصل asıldır şekluhu muhakkak. Neyden bu da gerçektir. والتقسيم الثاني الذي ورد على الموضوع الأول والثاني bir ve ikinci sayıya varit olan ikinci taksimdir. Ve zâlike lâ yecûzu en yenkusa an kısmeyn. İki kısımdan az olması caiz değildir. Ve lâ yecûzu en yezîde alâ arbaat eksam. Dört. Dörde de geçemez. Dörde de geçemez diyor. Ve men câvede min ehli sanatı fakat ahta. Bu sanat ehlinden, bu işle uğraşanlardan kim bunu tecavüz etmişse, geçmişse bu ahta hata etmiştir. Ve ma alime vada'l hesap, hesap işini bilmiyordur. Ve senezkuru sebebe fih, sebebi zikredeceğiz diyor. Ve suratuhu ve muddetuhu aksara min muddeti minhel aslu ikalil. Bunun suret ve uzunluğu da diyor artık bir asıldan biraz daha kısadır. Kedalike yuktab tahta ma yeliku biha haşven ve barizen. Bu da gerektirdiği zaman bir dipnot buna talik katta bulunabilir, altına yazılabilir diyor. El mertebetu rabiyatu minha el matmus, matmustur. Şekluha hakeza ta ile gösterilir. Zalike cüzen yücevizel arba, bunun dördü geçmesi caizdir. Ve ahsenut turuk en güzel yol en yuktasar alel akalli ve muddetuha aksaru mimma mada. Bunun da en güzel yolu diyor az olanla iktisar etmektir. Bunun müddeti de geçtiği üzere daha kısadır diyor uzunluğu. El mertebetül hamise min zâlike es-sagîru ve şekluhâ keza sat şeklindedir, sagirdir. Zâlike yecûz ilâ haysu yentehit taksîmu ve't-tevvîb. Gidebildiği kadar taksim ve bablandırma caizdir. Vel muddete aksar mimma mada. El mertebetü sâdisetü minhâ el muavvec ve şekluhâ keza muavvecdir. Efendim. Şekli de şöyle tesvirgül. Dalike eydan yecuzu ila haysu yentehit tafsil. Tafsil gidebildiği kadar bunda da ne yapabilir? Gidebilir diyor. Yani muavveç eğri falan oluyor. İvicaç, eğri büğrü gibi. El mertebetü sabiatu min zâlike el muakkat. Bu da muakkat düğümlü. Ve şekluhâ keza kilâmı bu. Lakin yemuddu minne taraf ile taraf bir taraftan diğer tarafa uzar. La ala ennehu sadrul hesap. Hesabın başlangıcı sadrı olduğu için değil. El min haysünnehu nihayetü leti teşâkelel bidaye. Teşakkülül bidayeti şekillendirdiği için başlangıcı şekillendiren son olduğu için böyle olur diyor. Ve hâzihi keyfiyetu suvaril hesâbi nakşen ve kemmiye diyor ki bu işte bu hesabın suretinin keyfiyetidir nakış olarak efendim ve kemmiyete zâbiha cümleten ve bab bunun kemiyetidir genel olarak diyor. Topluca söylesek. Ve li kulli kısmin min el-evvâbi uhtun tukâbiluhu. Her babın kısmının bir mukabili vardır. Ve zevcun yusavihi fil muddeti la cüz'i ighfalu zâlike bihal. El hesabu tarihun ve tevcih. Bunda gafil olunmaması gerekir. Çünkü diyor hesap tarih ve tevcihtir. El-an nezkuru kemiyete hâzihi sûreti ve inhisâri l-aqsâm fî seb'in. ولما صار العدد الأول فرضا لا زوج له في الصورة. Şimdi biz diyor burada suretin kemiyeti, niceliği hakkında konuşalım. Niye? İnhisar-ı Aksam fi sebin bölümleme niye 7'de inhisar etti? Onu söyleyelim. Niçin sade birinci sayı fert oldu, eşi olmayan surette. ولما انحصر منها في الأصل في قسمين لا عدوان إلى ثالث. Niçin bunlardan asıl olan iki kısmı ayrıldı da üçe ayrılmış? ولما انحصر من ذلك في الأصل في أربعة أقسام. Niçin dört kısım? Ve lime haracetel aksamu lâhara'nil hasır. Son kısım niçin hasırdan çıktı? Bununla ilgili diyor efendim konuşalım. Fe'kul. İnnel ukalâ ellezîne tekellemu fî ilmil adet vel hisâb. Diyor ki bu sayı ilmi ve matematik hakkında konuşanlar
İhtelafu fil vahid bir hakkında, ihtelafu fil vahid bir hakkında ihtilaf ettiler. Ehuve minel adet bir sayıdan mıdır? Emhuve mebdeul adet sayının başlangıcı mıdır? Veleyse dahilen fil adet. Yani sayıya dahil olmayan sayının başlangıcı mıdır konusunda ihtilaf ettiler. Ve hâdel ihtilafu innemâ yenşe'u min iştirâkil lafzil vâhid. Bu bir lafzının müşterek lafız olmasından kaynaklanabilir. Fel vâhid yutlak ve yuradu bihi mâ yeterakke minhul adet. Çünkü vâhid demek kullanıldığı zaman, ıtlak edildiği zaman onunla bir ve türevleri kastedilir. Fe innel isneyn la ma'na leha illa vahid mukarrarun. Şimdi diyor ki isneyinin çünkü tek başına bir manası yoktur. İlla vahidun mukarrar. Evvel tekrir. Ama vahid tekrar edilir diyor. Kederge selasetu vel erba ve yutlaku ve yuradu bihi ma yahsulu minhul adet. Kastedilen bundan sayı elde edilen şeydir. Ey huve illetuhu ve la yedhulu fil adet. Bu illetidir. Temel efendim gerekçesidir. Sayıya girmez. Ey la yeterakkab minhul adet. Ondan sayı terakküp etmez demişler. قَدْ تَلَادَمَ الْوَاحِدِيَّةُ جَمِيعَ الْاَعْدَادِ لَا أَلَا اَنَّ الْعَدَدَ تُرَكِّبُ مِنْهَا. Ve yine vahidiyet de bütün sayılarda mülazemet eder. قَدْ تُلَازِمُ الْوَاحِدِيَّةُ hepsine girebilir. Sayılar ondan çıktığı için değil. بَلْ كُلُّ مَوْجُودٍ فَهُوَ فِي جِنْسِهِ اَوْ نَوْئِهِ اَوْ شَخْصِهِ وَاحِدٌ. Çünkü her cins, her mevcut cinsinde, nev'inde, şahsında tektir. Yukalu insanun vahid. Yani insan, tek insan denir. Şahsun vahid denir. Ve fil adet kezalik sayıda da böyle. Ve inne selasete fi ennehe selasetun vahide. Hatta üçte bile selaset bir, tek bir. İşte selase vahide bir tane üç denir. Fel vahidiyyetu bil ma'nel evvel dahiletun fil adet. Bu anlamda birinci manadaki vahidiyet de nedir? Sayıya dahildir. Vel ma'na es-sani illetul adet illetin sayının illetidir. İkinci mana vel bil ma'na es-salis mülazemetul adet sayının mülazemetidir. Ve leyse minel aksamis selaseti kısmun yutlak alel bari teala manahu fe huve vahidun la kel ahad. Ama diyor bu üç taksim de diyor Allah Teala için kullanıldığı zaman o leyse minel aksamis selaset kısmı yutlak. Allah Teala için kullanılan bir mana yoktur. O vahittir, la kelahattır. Ey hâzihil vâhidâtu vel kesratu minhu vecedet yestahilu aleyhil inkisamu bi veçhim minen ucuhil kısma. Ve ekseru ashabil adet ala ennel vâhide la yedhulu fil adet. Sayı alimlerine göre yani ashabul adet matematikçilere göre, çoğuna göre vahid sayıya dahil değildir. Fel adet mastaruhu levvel isnan. Şeyin sayının kaynağı birinci kaynağı ikidir. Ve huve yenkasimu ila zevcin ve fert. O da bir çift ve teke ayrılır. Fel fardu levvel selasetun birinci fert üçtür. Ve zevcul evvel erbaatun birinci çift dörttür. Ve ma vera el erbaatu fehu mükerrurun kel kamse. Dördün ötesi mükerrerdir beş gibi. Fe innehe murakkebetun min adedin ve ferdin bir sayı ve fertten oluşur. فتسمى العدد الدائر والست مركبة من فردين تسمى العدد التام والسبعة مركبة من فرد وزوج يدي بير مركب بير فرد وبير إشتان ولشوش شيفتان وتسمى العدد الكامل تام سيئ تنير والثمانية مركبة من زوجين وهي بداية أخرى وليس ذلك من غرضنا سكيز ده إكي شيفتان ولشوش بدا başka bir başlangıçtır. Burada kastımız o değildir. فصدر الحساب في مقابلة الواحد الذي هو إلة العدد وليس يدخل فيه ولذلك هو فرض لا أخت له ولما كان العدد مصدره من اثنين صار منها المحقق محصورا في قسمين ولما كان العدد منقسما إلى فرد وزوج صار من ذلك الأصل محصورا في أربعة فإن الفرد الأول ثلاثة والزوج الأول أربعة وهي النهاية وما عداها مركب منها فكان بسائط العامة الكلية في العدد واحد واثنان وثلاثة وأربعة وهي الكمال وما زاد عليها فمركبات كلها لا حصر لها فلذلك لا تنحصر الأبواب الآخر في عدد معلوم بل تتناهى بما ينتهي به الحساب ثم تركيب العدد والمعدود وتقدير البسيط على المركب فمن علم آخر وسنذكر ذلك عند ذكرنا مذاهب قدماء الفلاسفة فإذا Evet, şimdi bu kısmı sonunda hızlı okudum arkadaşlar. Yani şeye gerek yok. Bu bizim en azından benim anlayabileceğim bir şey değil bu buradaki bahsettiği sayısal şeyler.
O yüzden öyle okumuş olduk. Fe izâ necezetil mukaddemât alâ evfa takrîrin ve ahsen tahrîr. Diyor ki işte biz diyor bu mukaddimeleri en güzel şekilde yazıp bitirdikten sonra şer'ana fî zikri makalât ehlil âlem min ledün Âdem aleyhisselam ilâ yevmina hâzâ. Hazreti Adem'den günümüze değin bütün dünyadaki insanların, alemin görüşlerini ne başladık? لَعَلَّهُ لَا يَشُزُّ مِنْ اَقْسَامِهَا مَذْهَبٌ ve belki de diyor hiçbir mezhebi de atlamadık diye efendim söylüyor. وَنَكْتُبُ تَحْتَ كُلِّ بَابٍ وَقِسْمٍ مَا يَلِقُ بِهِ ذِكْرًا her babın altına layık olan şeyi yazacağız. Hatta يُعْرَفَ لِمَا وُضِعَ ذَٰلِكَ اللَّفْظُ لِذَٰلِكَ الْبَابِ hatta bilinsin ki niçin vudi'a dâlikel lafz, bu lafız bu baban için yazıldı bilinsin diye layık olduğu şeyi yazacağız diyor. Ve nektubu tahte zikril fırkatil mezkurati yine fırkanın zikredilen fırkanın altına yazacağız. Ma ya'ummu asnafaha mezheben ve itikaden. Yani o bütün o mezhebi efendim bütün gruplarına şamil olacak şekilde hem mezhep hem itikat olarak görüşlerini ve tahta kulli sınıfın ma khassahu ve enfarada bihi an ashabi ve yine her bir sınıfın altına da ashabının münferit olduğu, tekleştiği, ayrıştığı konuları yazacağız diyor. Ve nestevfi aksamel firakil islamiyeti selasen ve sebine fırkaten. Biz de diyor ki bu İslam fırkalarını 73 ile yetineceğiz. Ve naktasir fi aksamel firakil hariciyeti anil milletil hanifiyeti ala ma huva eccer bitakhir ve İslam dininden hanif olan bu dinden hariç olan efendim fırkaların da yine diyor bunların da daha sonra ma huve ejder bitakhir müteahhiren daha sonra zikredeceğiz. Naktasır kısaca söyleyeceğiz diyor. İhtisarda bulunacağız. Ve şartu sınaatil hesabiyyeten yuktebe bi izail mahmudeti minel hutut ma yuktab haşfen. Diyor ki hesap işini bilenler açısından şartus sınaatil hesabiyeti bu matematik sanatının şartı en yuktebe bi izail mahdud minel hutut ma yuktab haşfen. Yani bu belirlenen hatların karşılığına altına da yazmaktır. Ve şartus sınaatil kitabiyeten tutrakel hevaşi alel rasmil ma'hudi affen. Yine kitabet sanatı da şeyin alışılmış olana olan da havaşinin yani dipnotların detayın daha doğrusu ayrıntıların terk edilmesini gerektirir. Fe şra'aytu şartayn her iki sanatın da şartlarına uydum. Yani ben hesap işi yaparken de işte detaya girmeyi terk ettim. Yazarken de detaya girmeyi terk ettim. Ve medettü lebbâbe alâ şartil hesâb. Babları diyor matematiğe göre uzattım, yazdım. Ve teraktül hevâşi alâ rasmil kitâbe billâh estaîn ve aleyhe tevekkel ve huve hasbuna ve ni'mel vekîl. Ve ben detaylı yani ayrıntılarda boğulmayı terk ettim diyor yazarken. Allah Teala'dan yardım istiyorum, ona dayanıyorum ve o bizim efendim dayanağımızdır, ona güzel vekildir diye bitiriyor. Daha sonra da mezahib-i ehlil alem min erbabid diyanat ve milal ve ehlil ehvai ve nihal diye şeyden bahsediyor ehli diyanattan. İsterseniz ha temhid diyor. 57 dakikamız da var. Şuraya kadar gelelim en azından. Mezahib-i ehlil alem min erbabid diyanat fel milal vel ehlil ehvai ve nihal. Diyor ki dünya ehlinden diyanet sahiplerinin yani din diyanet sahiplerinin ehlil ehva ve nihalin den bahsedecek. Min el fırakil islamiyeti ve gayrihim mimmen lehu kitabun münezzel muhakkak fistel yehud ve nasara. Diyor ki İslam fırkalarından ve yine onlar dışından da kendilerine münezzel gerçekten muhakkak kesin surette kitap inmiş olanlar Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi ve mimmen lehu şüphetu kitap mislel mecusi vel maneviyye ve mecusiler ve
Maniheizm gibi kitap şüphesi olan, yani peygamber, bir peygamber gelmiş olma şüphesi olanlar vardır diyor. Ve mimmen lehu hududun ve ahkamun dune kitabin. Yine bazılarının da kitabı yok da hükümleri vardır, belli tarifler vardır. İşte Mister Felasefeti Lula, ilk filozoflar, Dehriye, Dehriler, Abetüd Kevâkib ve Lebsen ve Berahime, işte materyalistler, yıldızlara, putlara tapanlar, Brahmanlar, Hint dinleri. Nezkuru erbabaha ve ashabaha. Bunların da şeylerini, taraftarlarını söyleyeceğiz. Nankul me'ahizeha ve masadiraha en kutubin taifeten taifeten. Bunların kaynaklarını zikredeceğiz, gruplarını zikredeceğiz. Ala mucibi ıslahatiha ba'del vukuf ala menahiciha. Tabii bunların yöntemleri üzerinde durduktan sonra efendim gerekli olan şeyleri zikredeceğiz. Vel fahsı şedid ala mebadiha ve avakibiha ve yine bunların ilkeleri üzerinde de derin bir inceleme yaptıktan sonra bunları da zikredeceğiz diyor. Sümme inne taksime sahiha daire beynen nefi vel ispatu ve kavluna. Burada diyor ki nefi ile kabulle red arasında şey olan, gerçek olan taksim huve kavluna şu sözümüzdür. İnne ehlel alem, dünya halkı, in kasamu min haysul mezahib ile, insanlar mezhepler açısından, dünya ehli, ehli diyanat ve ila ehlil ehva, diyanet sahipleri ve heva sahipleri olarak ikiye ayrılmıştır. Ve innel insan ida i'takada akden ev kâle kavlen, çünkü bir insan bir şeye inandığı zaman ya da bir görüşe kail olduğu zaman, fe imma en yekûne fîhi müstefîden min gayri, ya başkasından yararlanır, istifade eder, ev müstebidden bir ra'yi, ya da başkasına görüşünü dayanır, istibdatta bulunur. Fel müstefidu min gayrih muslimun muti'. Başkasından yararlanan kişi Müslümandır, teslim olmuştur, itaat edendir. Ve din huve ta'a. Çünkü din taat, itaat demektir. Vel muslimul muti'u huvel el mütedeyyin. Müslüman olan, teslim olan ve itaat eden ise mütedeyyindir, dindardır. Vel müstebiddu bi ra'yihi muhdisun mubtedi'. Kendi görüşünü dayatan, istibdatta bulunan ise o muhtistir, sonradandır ve bidatçidir. Ve fil haber anin nebi aleyhissalatu vesselam, Resulullah şöyle demiştir ondan gelen bir rivayette: ma şakiye mru'un an meşveret eden danışan kişi efendim pişman olmamıştır, şaki olmamıştır. Ve la sa'ide bistibdadi bir ra'yin, görüşünü dayatan kişi de mutlu olmamıştır demiştir. Rubbama yekunu'l müstefidu min gayrih mukalliden, başkasından yararlanan belki mukallit olabilir. Kad vecede mezheben ittifakiyen, herkesin ittifak etmiş olduğu bir mezhep bulmuştur. Bi en kâne ebevâhu, yani baba, anne babası, ev muallimuhu, öğretmeni, ala itikadin batıl, batıl bir itikat üzere olsa, feyetekallet bin hudûne en yetefekkera fi hakkihi ve batili, bunun hak batılını düşünmeksizin bunu taklit etmiş olsa, ve sevâbil kavli fihi ve hatâihi, o düşüncenin doğrusunu ve yanlışını ayırt etmeksizin, fehîde izin la yekûnu müstefîden, o zaman müstefîd olmaz. لِأَنَّ مَا حَصَلَ عَلَى قَائِدَةٍ وَعِلْمٍ عَلَى فَائِدَةٍ وَعِلْمٍ, çünkü bu hasıl olan şey bir fayda ve ilim üzere olmaz. La velet teba'al ustaza ala basiretin ve yakin. Bu taklit ederken de hocasını bir basiret ve yakin üzere taklit etmemiş olur. İlla men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun. Ancak hakka şahit olanlar bilerek. Şartun azimun felyatabir. Yani diyor ki sen diyor taklitçi de olabilirsin ama bu taklidin de basiret üzere, ilim ve faydalanma üzere olacak. Doğrusunu efendim yanlışından ayırt edebilecek şekilde olursan olur diyor. Bu da şartun azimun feliyata bir. Ve rubbama yekunul müstebiddu bi ra'yih mustanbitan mimma istefadehu ala şartı. Müstebid görüşünü dayatan kişide de şu olabilir: mustanbitan mimma istefadehu, yararlandığı bir kişiden istinbatta bulunmuş olabilir. Ala şarten ya'leme mevdi'l istinbat ve keyfiyetihi, istinbat ettiği konuyu bilmesi, keyfiyetini bilmesi şartıyla. Fehine zin la yekunu müstebidden hakikaten. Bu böyle bir kişi de hakikaten müstebit olmaz. Lennehu hasalel ilme bi kuvvetin. Bi kuvveti tilkel faideti. Çünkü o da bu faidanın kuvvetiyle o ilmi elde etmiştir. La alimehu lezine istanbitunehu minhum. Ruknun azimun fela tagful. Bu da büyük bir rükündür, gafil olma.
Onlar da ondan istinbat etmek suretiyle bildiler. Öyleyse diyor fel müstebidûne bir ra'yı mutlakan humul münkirûne lin nübüvvât misler felâsefe ve sâbi'eti vel berâhime. Aslında diyor mutlak manada müstebit olanlar, görüşünü de dayatmacı olanlar bunlar nübüvveti, peygamberliği inkar edenler, filozoflar, sabiler ve Rahmanlar gibi. Hum la yekulûne bi şerâ'in ve ahkâmin emriyetin. Bunlar şeriatı, kanunu ve emri hükümleri kabul etmezler. Bel yada'ûne hudûden akliyeten, akli hudutlar koyarlar. Hatta yumkinuhumut ta'ayyuşu aleyha. Beraber yaşayabilecekleri bir akli ölçüler koyarlar diyor. Vel müstefîdûne humul kâilûne bin nübuvvat. Müstefîd olanlar ise nübüvveti kâil olanlardır. وَمَنْ كَانَ قَالَ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَقَدْ قَالَ بِالْحُدُودِ الْاَقْلِيَّةِ وَلَا يَنْعَكِسْ. Kim ki şer'i hükümleri kabul ediyorsa bu akli hudutları da kaildir, tersi olmaz diyor. Evet, burada kalalım arkadaşlar. Burada da şimdi son şeyde ne dedi? Ya ehli diyanat, dünya halkları dedi, ya ehli diyanattır ya da ehli ehvadır, hevasının peşinden gidenlerdir dedi. Burada hocanın böyle de bir yaklaşımı oldu. Burada kalalım. Tam saatte 9 oldu. Daha sonra inşallah devam ederiz. Temhide kadar gelmiş olduk. Erbab-ı Diyanat vel Milel Milel Müslümin ve Ehlil Kitap ve Mimmen Lehu Şubhetül Kitap. Şimdi bu girişten sonra da efendim hemen şeyle başlamış olacak. Yani bizim mezhepler tarihi konularına başlamış olacak. Burada kalalım. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahir.